Patiskareka'daki gezintimiz devam ediyor. İzlenme oranına göre çok sevdiğinizi düşündük. Tekrardan bir video çekelim, koyalım dedik. Buralara turist gelse keşke diye hep aklımdan geçiyor. Çünkü Avrupa'nın küçük kasabalarına turist akını oluyor. Burası da fazlasıyla görülmeyi, gezilmeyi hak ediyor. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında çayırlıklarından akan böyle küçük küçük sular insanın içini açıyor. Dağlar, sıra dağlar, Balkanların güzel simgelerinden bu dağlar. Kışın bembeyaz, karlı. Balkanlara ülke olaraktan bir takım sınırlar konmuş. İşte Makedonya ayrı, Kosova ayrı. Ama aslında o kadar aynı coğrafyaya ve bütünlüğe sahip ülkeler ki bunların bölünmesine üzülüyorsunuz. Şardağ'ın bir yakası Kalkan denen Tetova, bir yakası Prizren oluyor. Yemekler birbirinin aynısı. Gelenek ve görenekler aslında çok benziyor. En önemlisi insanların sorunları aynı. Galiba en büyük sorun işsizlik. İşsizlik, ekonomik sebepler nedeniyle bu toprakların terk edilmesi. Türkiye'de kırsal alandan kente büyük bir göç olmuş. Yani kendi ülkesi içerisinde Türkiye iş bulabilecekleri bir şehir bulmuşlar. Ama bu ülkelerde, bu Balkan ülkelerinde maalesef bu dahi mevcut değil. Yani büyük şehrinde de iş yok, kırsal kesimde de iş yok. Görüyorsunuz ovalar verimli ve maalesef arazi bomboş.